Evet sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. CSK Moskova'nın <laughs> Mert Hakan yandaş aşkı diye başlayalım haberlerimize ve haber bülteni bir an önce başlasın çünkü çok fazla haber ve duyum var. Şimdi Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon biliyorsunuz Süper Lig'de 10 asist yaptı. Ancak A milli takım teknik direktörü Stefan Kunz tarafından Fenerbahçe'de oynuyor diye şey pardon yeteneği kısıtlı diye milli takım kadrosuna çağrılmadım Mert Hakan Yandaş ve CSK'nın bir teklifi vardı. Ve CSK'nın teklifine sıcak bakmayan CSK Moskova'nın teklifine sıcak bakmayan Mert şimdi sıcak baktığını iddia ediyor haber. Ve CSK'nın da Mert Hakan'dan vazgeçmediğini söylüyor. Şimdi kısa süre önce Fenerbahçe'nin kapısını 5 milyon euroluk Teklifle çalan Rus devi 27 yaşındaki orta saha için yaptığı teklifi revize edecek diyor. Ee, ben şimdi biraz Atlıyat'ta okumak zorundayım arkadaşlar çünkü çok fazla yorum yapacağım bu e, haberlere. Şimdi 10 asist yaptı. Stefan Kuntz yeterli bulmadı. O da sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gücünün arkasına alarak. Bir göndermede buldum. Milli takma çağırmak için galiba yurt dışında top oynamak gerekiyor. Bakış açıları bu şekilde falan filan dedi. Şimdi e, Mert Hakan satılık değil dedi Ali Koç. Açıklama yaptı. O dönemlerde benim de üye arkadaşlarıma bir sözüm var. Dedim ki Mert Hakan satılık ama 5 milyon euroya değil. Hocam kaç milyon euro? Hani bir 10 milyon euro vereceklerini zannetmiyorum. Ama 7-8 8.5 falan verilirse kesinlikle Mert Hakan satılır. Ha bana kalırsa 5 milyon euro azım sanmayacak bir para diye. Ee, şimdi haber dedi 10 milyon euro teklif gelirse hayır demeyeceği şeklinde bir şey söyleyeceğim. 5 teklif eden adam bir demire 10'a çıkar mı? Sizin mantığınız alıyor mu? Benimki almıyor. Ya yani benimki almıyor, sizinki alıyor mu diye sorayım dedim. Ama şöyle son dakikada vereyim. Ee, bak herkesin anlayacağı şekilde söylüyorum. Mert Hakan yandaş için 7 ve üzeri teklif gelsin Mert Hakan satılık. Belki de Ali Koç mesajı bu şekilde vermiştir anlayana. Fenerbahçe'de Marcelo heyecanı. İşte en güzel tarafı burası. Bu haberi çok seviyorum. Ya hocam Marcelo ölmüş bitmiş. Hocam bize 34 yaşından futbolcu. Hocam bize şöyle. Ya arkadaşım. E, bir atasözü var bilir misiniz? Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye. Yani. Ya siz gene bir durun. Dünyaca ünlü Solbeck ile ilgili olarak Brezilya basının ardından Fransız basını da önemli bir iddia ortaya atmış. Lyon ve Marsilya'nın Marcelo'nun peşinde olduğu ancak fakat lakin Fenerbahçe'nin bu transferde avantajlı konumda olduğu bildirildi. Şimdi transfer çalışmasına hız verdi Fenerbahçe. Kamp 13'ünde başlayacak ama şu arkadaş dedi ki 13'ünden önce beklemeyin. 14, 17 hatta 17 20 arasında kap gelirse şükredin. Şu an için çok çok zor bir isim hariç o isimde kim şu an haber okunan 2007'den beri Real Madrid forması giyen dünyaca ünlü oyuncu artık kariyerinde yeni bir sayfa açacak. Hani Avrupa'da devam etmek istiyor kariyerine. Fenerbahçe bir adım önde deniliyor. Çünkü 34 yaşındaki Solbek için Lyon Marsilya'da devrede. Ama Lyon'un 3,5 milyon euroluk maaş teklifi Marsilya tarafından geri çevrildi diyor. Bu tam doğru değil. Şimdi bir de Lyon'un 3,5'luk teklifi hani vergilerin ödenmiş haliyle 3,5. Arkadaşlar o konuda bir fikir olalım. Yani mesela yurt dışındaki takımlar teklif verirken birçoğu yani vergi sana ait diyor. O şekilde. Şimdi bir kere Marsilya'nın Fenerbahçe önceliği şuradan geliyor. Senelik 4 milyon euro da Marsilya önermiş. Ama onlar da tırt diyor. Şimdi birincisi Jorge Jesus faktörü. Bakın arkadaşlar ne olursa olsun Fenerbahçe'de şu anda bir futbol iklimi var. Futbol kültürü var. Bir bu. İkincisi Roberto Carlos faktörü. Üçüncüsü Alex de Souza falan diye sayarım tek tek. Yani Edu Drasena falan, David de Souza falan falan. Daha sayılır. Ama şimdi Yoğun geçen Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, La Liga şampiyonluğunun ardından tatile çıktı. Ve yakın zamanda geleceğiyle ilgili karar verecek. Real Madrid’de kupalar aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Hani Real Madrid forması 25 kupa kaldırmış. Ve veda organizasyonuyla plaket verilip yollar ayrılacakmış. Şimdi bana böyle duyumlar geliyor ki Marcelo'na ilgili. Kendimi zor tutuyorum. Hani Marcelo Fenerbahçe'de dememek için zor tutuyorum. Bir taraftan güvenmiyorum. Yani bir taraftan güvenemiyorum. Niye güvenemiyorum? Ya arkadaş yani e, Marcelo duyumunu vermek çok büyük kumar. Çok çok büyük kumar. Bak geçen sene Bielsa kumarını oynadık. Yani Bielsa kumarını oynadık. Ve e, olmadı, gelmedi. Ha burada benim hiçbir suçum yok ama gelmedi. Sonra sonuç ne oldu? Ya işte Mustafa Hoca bilemedi şöyle böyle. Burada da aynı şekilde. Yani burada da aynı şekilde arkadaşlar. Ben Marcelo duyumunu veremem açıkçası. Niye veremem? Ya bu çok büyük bir kumar. Ha, Fenerbahçe almak için çok uğraşıyor. Bana sorsanız Fenerbahçe işte eee Hani Fenerbahçe ee, Neyse çok da suyu bulandırmayayım. Bana kalırsa arkadaşlar gelme ihtimali çok yüksek ama hakkımızda hayırlısı olsun. Yine de ben şunu söyleyeyim. Ben yine de hani bir kumar oynayayım. Vallahi Marcelo inşallah Fenerbahçe'ye yakın inşallah bir aksilik olmaz da gelir. Hocam çok yaşlı ya. Arkadaşım marka değeri diye bir şey var. Bırakın yaşlı olsun. Fenerbahçe'den 200 milyonluk beklenti. Bak şimdi bu haber çok önemli bir haber. Çok çok önemli bir haber. <laughs> şimdi Fenerbahçe 8 yıllık özleme bitirmek istiyor mu? İstiyor. Logosuna 5 yıldızı takmak istiyor mu? İstiyor. <laughs> Jesus'u takmanın başına getirdi mi? Getirdi. Ve e, tribünlerden 1,5 yıldır gelir sağlayamadık diyor Ali Koç. Bunu da devreye soktu. En ucuz kombine 2950 en pahalısı 21.750 TL'den satışa sunuldu. Şimdi Fenerbahçe'nin bir kombine hedefi var. Ali Koç %100 zamın üstünde olacağız. Buna mecburuz falan filan dedi. Homurdanmayın dedi. Hani her şeyden önemli Fenerbahçe. Herkes elini taşın altına koysun dedi. Şimdi bir buçuk senedir kombinelerden gelir sağlanmadı. Ve Ali Koç taraftara kombine fiyatını duyurdu. Şimdi en ucuzu en pahalısını biliyorsunuz. Geçen sene maraton alt e blok 10.200 liradan satılıyordu. Park 11.550 lira oldu. Kale arkası 1.400 liraydı. Bu sene e, 2.950 hani 700 liraydı öğrenci kombinesi. Bu sene 1.475'e çıkarıldı. Şimdi kimse kimseyi yiyemesin. Asgari ücretin zammı ortada. Yakıtların zammı ortada. Doların, euronun kuru ortada. Ya bugün yanlışım yoksa hani bu videonun çekildiği anda zam falan gelmezse e, Kayseri'de gördüğüm tabeladan söylüyorum. LPG 11 buçuk. Hani e, dizel motorin 28 TL. 20 kuruş falan. Benzin de 27 lira. Yani 27 TL. Ekmek 2 buçuk TL. Kayseri'de geçen sene 1 liraydı. 1 lira 25 kuruştu. Hani un, yağ, şeker, kaşar peyniri. Hani aklınıza ne geliyor? Kıyafet, şu, bu. Ya bir tişört... 100 liradan aşağı tişört yok ya. Her şey almış başarılı Bir ayakkabı 200 liradan aşağı ayakkabı yok. Haliyle haliyle bu zamlanacak. Hocam niye zamlandırdı? Ya arkadaş hayat zamlanıyor suç Fenerbahçe'nin mi? Yani ama hocam senin üyelikler 10 TL'de kalıyor. Oğlum aklımıza bir şey düşürmeyin lan. Bak aklın <laughs> aklımıza düşürmeyin. <laughs> 20'ye çektirtmeyin. 10 TL güzel ellemeyin. Biz parasında değiliz arkadaşlar. Şunu ne olur anlayın. Yani şu anda da sela ölüyor. Aziz Allah. Biz işin parasında pulunda şunda bunda değiliz. Bak işin parasında olsam inanın çekilecek dert değil. Ne yaparım biliyor musunuz? Fix. 40 TL'ye sabitlerim üyeliği. Herkese de WhatsApp grubu. Ya da 50 TL'ye sabitlerim WhatsApp grubu. Üye olan herkes WhatsApp grubu. Ayın başında da üyeliği biten çıkar derim. Üye sayısını belki 50'ye düşürürüm. 60'a düşürürüm. Aynı para. 60'a düşse 60 kere 50. 3000 lira. Yarısının hesabı 1500 lira. 1250 falan ancak öder. Ödeme yapar. Kimseye de şu bu yok falan filan bitti. Bunları anlayın. Şimdi Fenerbahçe içinde herkes elini taşın altına koyacak arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Edeceksiniz? Koyacaksınız. Şart. Yani genel satışlar başladı. 17 Haziran, 18 Haziran, öğrenciler için 22 Haziran. Büyük ilgi bekleniliyor. Hedef 30 binin üstüne çıkmak. Zaten ee, geçen sezon 21'in üstüne satış yaptıydı. Ve Pereira'ya rağmen. Bu sene Jesus. Şöyle 17 Haziran'a doğru da bir tane yıldız patlatılsa. Bir Marcelo, bir Gabi gol falan patlatılsa. Çok çok eminim 200 milyon liranın üstünde bir kombine geliri elde edilir. Bu da zaten takım ayakta tutan şeylerden. Jesus demişken. işte Jorge Jesus'un transfer listesi. Orada bu, arada bu Unat Camii'nin müezzini gerçekten çok güzel sala okuyor ya. 15 Temmuz'da da bu adam okumuştu. Yani bu adam her okuduğunda aklıma o şey geliyor. Şimdi Jesus'un önünde kalabalık bir liste var diyor. Gelin biz bu listeyi değerlendirelim. Çok çok kısa kısa değerlendirelim. Çünkü e, bu haber okumaya kalkarsam bir 15 dakika gider. E... Tamam. Şimdi Forvet'te 4 tane forvet diyor. 1. Wood, ve Gorst. Hollandalı 29 yaşında Burnley forması giyiyor. Olabilir. Bence yüzde %10 ihtimal. Carlos Vinicius Brezilyalı Benfica'da oynuyor. Bence yüzde bir ihtimal. Gabigol Flamengo'da oynuyor. Bence %51 ihtimal. Şimdi Marcelo ve Gabigol'ü yazınca bana diyorlar ki "Arkadaşım Atıp tutuyorsun 3-5 tane üye kazanmak için atıyorsun tutuyorsun. Ya 3-5 tane üye kazanmak için atıp tutsam Gabigol demem. Gabigol demem. Luis Suarez'i getiririm en mantıklı dedi. Sonra da derim ki arkadaşlar Luis Suarez gelmedi Gabigol geldi daha ne istiyorsunuz falan filan. Ya da Luis Suarez'i verirken derim ki arkadaşlar bakın öyle birinin peşindeyiz ki aklınız durur. Kafayı yersiniz fıttırırsınız. Luis Suarez şöyle böyle siz bakmayın Ali Koç'a şöyle böyle turnayı gözünden vuracağız. Büyük bir golcü gelecek. Fenerbahçe tarihindeki en büyük golcülerden biri gelecek. Gerçekten Gabigol açıklandı diyelim. O zaman çıkar derim ki arkadaşlar aklınızı helal edin buydu. Daha çok prim kasarım eğer böyle bir şey olsa. Ama bana gelen duyumlar Gabigol için çok ama çok uğraşıldı. Ve burada bir Erison var Botafogo'nun 23 yaşındaki forveti. Hem Erison hem Gabi gelme ihtimali var. Ama ben bu ve Gorsu'da ihtimal vermiyorum. Carlos Vinicius'a vermiyorum. Yani gelen hem duyumlar hem yorumlarım bir arada. Orta saha. Fiorentina Luis. Getafe'den 22 yaşında. ilk defa duydum. Yani ilk defa duydum Futbolcada yüzde sormazsınız herhalde. Amir Hacı Ahmetovic. Bosna Ersek Konya Spor. Jorge Jesus biliyor mudur Hacı Ahmetovic diye bir futbolcuyu? Ben Hacı Ahmetovic'e de %1 diyorum. Hadi Fiorentina Luis'e de bir diyelim. Belki benim haberim yoktur. William Carvalho 30 yaşında <laughs> ona da bir diyorum. Yüzde bir. Al Musrati Libya'dan 26 yaşında Bragalı ona da yüzde bir diyorum. İyi e, hocam ortası almıyoruz mu? Alıyoruz inşallah. Her şey var. Lincoln var. Bundan sonra bir, bir iki tane daha isim var. Neyse. <laughs> Kanatlar. Bruno Henrique. Bakın bana kalırsa yüzde sıfır. Hiç ihtimal yok. Ama kaynağım diyor ki Bruno Henrique konusunda kesin konuşma. 31 yaşında Flamengo'lu kanat oyuncusu. Kesin konuşma. Çıhışarı. Çıhışarı. Ben de kaynağıma diyorum ki. Bak. <laughs> selalar veriliyor. Şimdi icri e, Hicri takvime göre Cuma günündeyiz. Şu an Perşembe'deyim. Ben ama video ne zaman yükleri bilmiyorum. Gerçi benim saatim şu an 21-22. Şimdi diyorum ki Marcelo, Gabigol, Bruno Henrique, üçünün birden gelme ihtimali ne? Kaç verirsin? Yani yüzde vermeyeyim ama diyor ihtimal var. Düşük değil ihtimal diyor. Lan üçü birden gelsin Fenerbahçe taraftarı fıttırır. Hatta abartıyorum. Marcelo'yu aldık. Bruno Henrique'yi Kanada aldık. Gabigol'ü forvet aldık. 3. Dediler ki itiraz etmeyeceksiniz arkadaş. 3 Erison yedek forvet 4. Ee, William Carvalho orta sahaya alınacak. 5. Ee, abi de Igor Paksao var. Koritiba'dan 20 yaşında. Keşke bu çocuğun hani keşke bu çocuğun adı manşetlere yansımasaydı. Bu Paksao keşke yansımasaydı. Yani bizim bu çocuktan planlarımız çok çok iyiydi. Bir bununla bir de şeyle Lincoln'le ilgili planlarımız çok iyiydi. İkisinin yansıması beni üzdü açık arkadaşlar. Yani ben bu isimler yansımasındaki iki tane daha isim var. Bir stoper var. Bir de orta saha var. Merkez orta saha. Çok genç. 23 yaşın altında bir merkez orta saha var. Ben bunların ismi yansımasın diye çok çalışıyorum. Hiçbir yerde de yok. Ben yani dediğim gibi 3 tane bu babalar gibi topçu alsalar. Kim Minji'yi falan filan tutsalar. Crespo'yu tutsalar. Yanına da dedim, Carvalho dedik. Erison dedik. 5 oldu. Hani bu 5'ini aldık. Bir de Pak aldık. 6. Yeter. Deseler ben razıyım. Ama siz ne dersiniz bilmiyorum. Bu duyumlar böyle. Arkadaşlar bakın ihtimal. Hocam sen de hiç ihtimal Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hissi konuşuyorum. Benim hislerime kalırsa Marcelo'da, da Gabigol da de gelecek. Üçlü paket olacaklar. Ama nasıl gelecekler? İşte bunları almak için kimi satarız? Takasamı gireriz? Sözleşmemi feshettiririz? Bilmiyorum. Fenerbahçe'den Altay Bayındır hamlesi. Son haberimiz yok. Bir de haberimiz daha var. Ha, bu arada Bruno Henrique planı diyor. Önce onu al alayım. Bruno Henrique planı. Hocam hani getireceğim diyorsun. Gelir diyorsun ama nasıl gelecek? Şimdi şimdi arkadaş 31 Aralık 2023'de kontratı bitecekmiş. Bir Hocam belli. <laughs> e, 31 Aralık 2023. Brezilya ekibi 5 milyon euro istiyor. Fenerbahçe ise önce indirim sonra da ödeme şekli yani taksit taksit diyelim diyor. Diyor haberde. Biz Jesus aldık mı? Aldık. Şimdi Jesus Flamengo'yu karıştırmaya and içmiş. Zaten Gabigol olayında da belki de hani bana söylenmeyen bir şey var ama bilmiyorum. Belki de ortada bir karışıklık vardır. <laughs> Hocam İyi de Jesus orayı karıştırmış. Oldu ya yanlış bize aldık. Hani yanlışlıklar, rastgele falan filan bizi aldık. E bizi de karıştırmaz mı yarın bir gün? Sevelim, sevdirelim. Lan Gabigol, Marcelo, o Bruno Henrique Fenerbahçe'ye gelsin. Fenerbahçe zaten direkt şampiyon yazsınlar. Şampiyon olan takımdan da siz Jesus'un gideceğini mi zannediyorsunuz? Neyse uzun lafın kısası arkadaşlar. Fenerbahçe ummalı bir çalışma içerisinde ikna etmeye çalışıyor. Jesus ilk sıraya yazdı sol kanattan Bruno Henrique'yi. O da Jesus'tan yeniden bir arada olmak isterim diyor ve temasa geçildi diyor. E Flamengo da para kazanmak istiyor. 2019'da Santos'tan 5,5 milyon euroya aldı. Sözleşme 31 Aralık 2023'te bitecek. Para kazanmak istiyor. 5 milyon eurodan açtım. Oyuncu da Fenerbahçe'yi istiyor. İndirim istiyor diyor. Ne olacak ne edecek? Görülecek diyor. Ben bunun aynı iki konusunda farklı bir şey düşünüyorum ama. Bakalım ne çıkacak. Yani farklı bir şey düşünüyorum ama bakalım ne çıkacak. Altay hamlesi. Altay Bayındır hamlesi. Bunu da konuşalım. Şimdi Fenerbahçe transfer operasyonu son sürat devam ediyor. Kim Minji'yi elde tutulmak isteniliyor? Bir. Miguel Crespo tutulmak isteniyor. İki. Atilla Salah yazmış ama kesinlikle Atilla Salah'yı elde tutulmak istenilmiyor. Atilla Salah'yı satılmak isteniliyor. Çünkü Atilla Salah'yı'dan hani ee, nasıl anlatayım? Bazı şeylerin tam zamanıdır ya. Hani tam zamanı dersin. Eğitimde biz buna kritik dönem diyoruz. Pedagogik formasyon alan ya da eğitim bilimleri okuyan ya da öğretmenlik yapanlar varsa kritik dönemi çok iyi biliyorlardır. Biz buna kritik dönem diyoruz. Tam kritik dönemi diyor Selahin'e. Sattık sattık satmadık düşüşe geçer. Ve beklediğimiz parayı alamayız diyor. Ama teklifler geliyor. Jesus da koordineli şekilde çalışıyor. Bir karar alıyor. Ve Altay Bayındır'ın artan performansı Dikkatleri üstüne çekiyor. Transferin gözdesi konumunda 24 yaşındaki kaleci ve 4 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlandı deniliyor. Yani Avrupa ekiplerinde radarında sözleşme bitimine 1 yıl kaldı ve yenilenecek diyor. Fenerbahçe anlaşmaya vardı. Milli takım dönüşünde imza şampiyon olmadan ayrılmak istemiyor diyor. Hadi inşallah bakalım. Ciddi teklifler alıyor ama bir şampiyonluk için 25 milyon euro serbest kalma bedeli. Fenerbahçe yeni sözleşmesine 25 milyon euroya serbest kalır yazdırmak istiyor demiş. Bu mantıklı. Yani bir, bir bölümünü sakat geçirdi. 38 dik başında 24'ünde forma giydi. 20 gol yedi. 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı diyor. Bakın. Şimdi e, Jesus'un sisteminde Altay Bayındır'ın sezon boyunca hiç gol yemeyeceğini falan düşünmeyin ha. Ama Altay Bayındır Jesus'un sisteminde daha da yıldızlaşır. Niye? Çünkü çok karşı karşıya kalacak. Çok karşı karşıya kalacak ve karşı karşıya kalan Altay Bayındır. İnşallah sezonda güzel bir performans olacak. Bu arada Fransız kulüplerinden Ren Kim Minji ile ilgileniyor. Sercan Hamzoğlu'nun duyumu bu. Net bir şekilde söylüyorum resmi teklif yapacaklar ama 22 milyona çıkmalarını düşünmüyorum demiş. Arda Güler takımda kalacak demiş. Mustafa Hoca yine bildi demiş. E, Salah için İngiltereden bir teklif gelecek kulüb ediyor. Atletico Madrid kresponun durumunu yakından takip ediyor. E, Sherlock için 12-13 isteniyor. Şu anda transfer mümkün değil. 12-13 falan istemiyorlar ama Fenerbahçe belki de Sherlock ve vegors transferinde, belki de Abdülkerim Bardakçı transferinde, belki de neydi o Beşiktaş'ın almaya çalıştığı stoper Faslı. Onun transferinde niyeti almak değildir. Belki niyet başkadır. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Her şey Fenerbahçe menfaatleri gereği. Zayt'sa da İtalya'dan 5 milyon euroluk teklif geldi. Başkan reddet diyor. Aynı şekilde Zayt için, için de söyleyeyim. 6-6,5 gelirse yani 6-6,5 gelirse neden olmasın? Abdülkerim Bardakçı demişken Abdülkerim'in de menajeri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Abdülkerim için ilgisi var. Ancak teklif yok demiş. Konyaspor'a resmi teklif yapan tek kulüp Beşiktaş demiş çok da şey değil. Yani umurumda olan bir olay değil. Durum bu. Şimdi <laughs> 13'ünde kamp başlıyor. Kısaca buraya değinmem lazım. Önde büyük bir liste var. Şimdi kamp öncesi ve sonrası gitmesini beklediğimiz isimler. Bir Sosa ki Sosa zaten sözleşmesi bitti gitti. İki Berke ki zaten Berke'nin sözleşmesi bitti gitti. Üç Ozan Ozan'la ilgili Hal City iddiaları gündemde biliyorsunuz. Bakalım resmi açıklama ne zaman gelecek. 4 Tisserant, 5 Novak, 6 Nazım, 7 Gustavo, 8 Pelkas, 9 Burak Kapacak, 10 Valencia, 11 Samatta, 12 Allah Yar, 13 Bereje, 14 Salahi, 15 Mesut Özil diyor. Herkes bana şunu soruyor hocam. Niye gelenler daha açıklanmıyor? Bizde niye yok? Bize niye psikavit almıyorsun hocam diyorlar. Arkadaşlar 15 tane isim burada. Bak Lemos var. 16. Max Mayer var. 17. Bak 17 tane isim saydım. Bak 17 tane. Allah aşkına. Allah aşkına 17 tane ismin 17'si de gitse kaç tane isimden yerlerini doldurursun? Yaklaşık bir 8-9 tane elinde Hem Çünkü bazı zaten kadroda yoktu. Bazısını yerine de belki altyapıdan oyuncu oynatırsın. Ama anlamanız için söylüyorum. Bakın 17 tane isim saydım. 17 ismin yerine rahatlıkla 7-8 tane isim gelir. Daha bunlara ek olarak belki sürpriz bonserviste serviste futbolcu satacaksın. Belki birdenbire birisi çıkacak. Ulan Ferdi Kadıoğlu çok iyi topçu. Ben 50 milyon euro veriyorum. Keşke. Anladınız mı? O yüzden transferde kesin konuşmamak lazım. Bir, ikincisi zorluyoruz. Ama zorlanıyoruz da. İki, üçüncüsü de şöyle bir olay var. Hani elemanını iyi seç. Boşa para harcama ama öyle bir şey vardı. Koç Holding'in eski CEO'larından birinin sözü. Bizim de öyle. Bizim boşa atacak kurşunumuz yok. Boşa verecek paramız yok. Forvet al sezonda 40 gol atsın. 15 milyon euro verdin. Kocunur musun? Savunma. iki tane stoper aldın. Kim Minji'yi atıyorum 23'e gönderdin. Salahi'yi 20'ye gönderdin. 43. E, Tizerant'ı 5'e gönderdin. 48. Misal veriyorum. 48 milyon euroya 48'in hepsine de 28'ine iki tane stoper aldın. Ama sezonda atıyorum 60 maça çıktın 25 tane gol yedin. Değer mi? Değdi der misin? Ben değdi derim. İyi ki vermişiz derim. Not o e, 28'e aldığın stoperleri kaça satarsın sezon sonunda? Ben bir şey söyleyeyim mi? En az 50-55'e satarsın. En az. En az 50-55'e satarsın. Değer mi? Değdi. ha Biz de bunun peşindeyiz. Yani aldığımıza değsin. Ne diyordun? attığın taşla yorulduğuna mı değilsin de öyle bir şey vardı. İşte biz buna uğraşıyoruz. İnşallah da beceririz arkadaşlar. Sevgili dostlar, sevgili kardeşler kanalımızda ciddi bir sıkıntı var. Mesela ana ekranda 1500 izlenme gözüküyor. Yan ekranda açıyorum. Ya da izleyici olarak başka sekmede açıyorum. 700 kişi izledi gözüküyor. Bunların bunlar muhtemelen spam saldırılar. Bunların geçmesi çok basit. Beğenilerle, yorumlarla, izlemelerle geçer. Hani bir videoyu 4000 kişi izler. Hepsi geçer. Yani bir gün içinde 4000 kişi izler, 5000 kişi izler geçer. Sizlerden tek ricam lütfen destek olun. Bir beğeniyi ne olur çok görmeyin. Yani beğeni çok görmeyin. Biz dostuz. Biz birbirimizin dostuyuz arkadaşlar. Biz Fenerbahçe'nin dostuyuz. Lütfen beğeniyi çok görmeyin. Desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.